Değişim Alanı Podcast kanalını dinlemektesiniz. Spotify, Apple, Google Podcast platformlarından bizi takip edebilir. Bildirimleri açarak yeni bölümlerden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabından bölümlerle ilgili ayrıntılara erişebilirsiniz. Herkese merhabalar. Değişim Alanı Podcast'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Onur merhabalar. Merhaba Cümert nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Mutluyum bu hafta bisiklete biniyorum her gün. Koşuya ara verdim. Özüme döndüm diyebilirim. Bayağı yoğun bir şekilde bisiklet sürüyorum bu hafta. Evet ben görüyorum keyfin yerinde. Evet evet gayet güzel. Ben de bisikleti bıraktım. <laughs> sen de özüne döndün ama. Öyle <laughs> koşuya, gerçi koşu da çok yok bu ara. Yoğunluktan herhalde. Evet bu ara biraz yoğunluk var iş sebebiyle. Olacak normal. Aynen, aynen. Bugün konuğumuzu sen tanıt istersen. Bugün konuğumuz 2-3 sene komşuluk yaptığımız Selahattin abi, Selahattin Hoca ya da Selahattin Asgöy isim, soy ismiyle söylemek gerekirse. Abi hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba Onur, merhaba Ercüment. Nasılsınız? Teşekkürler abi. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Beni programınıza konuk olarak aldığınız için çok mutluyum. Programınız ayrıca çok güzel. Kayıtlarınızı dinledim. Harikasınız. Teşekkürler abi. Abi seni bir tanıyalım önce. Yani biz tanıyoruz tabii ki de. Evet. Artık yerel gazetelerden de haberlerini okuyoruz ama. <laughs> bir dinleyicilerimiz de bir tanısın seni. Kimdir Selahattin Asköy? Ne iş yapar? Nelerle uğraşır? Evet, Selahattin Asköy. Meslek olarak Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni. 45 yaşındayım. Evliyim. iki tane oğlum var. Büyüme dönemim ya da büyüme bölgesi olarak Ege bölgesi doğumlu ve Ege bölgesi büyüyen bir insanım. Denize yakın ortamlarda yaşadım. Muğla, Aydın, genellikle Kuşadası. Buna bağlı olarak da tabii hayatımın yüzmeyle ilgili büyük bir bölümü bu bölgede yaşadığım için, yani spor anlamında hep yüzmeyle geçti diyebilirim. Ee, ben, e ben ortaokul ve lise çağlarında uzakta uzaktan sporlarla e, biraz meşgul oldum. Birkaç müsabakaların bölge derecelerim falan oldu. E tabii bu dönemde birkaç sakatlık, burun kırıklığı, el kırıklığı, ayak kırıklığı vesaireler yaşayınca e tabii o sakatlık spor yapmana bazı dönemlerde engel teşkil etti. E, yüzmeye birazcık bu konuda daha fazla ağırlık verdim. E, bir doktorum e, en az sakatlanabileceği spor yüzmedir. Hem ...kemik gelişimi için, kas gelişimi için iyi olur diye e, yönlendirmesiyle... ...daha biraz daha amatör anlamda, o zamanlar tabii bir kurstur, kulüptür... ...bu tip bilinçli yönlendirmeler olmadığı için biz deniz kenarında... ...bol bol yüzüp, dalıp yerden beyaz taş çıkartarak kendimizi geliştiriyorduk. Bundan bir 5-6 sene önce bir kışın e, Özdere'de bir otelde e, kış tatili yaparken... E, ben bir etkinliğe şahit oldum. Baktım ki insanlar denize yüzüyor. Nedir ne değildir diye sorgularken, e, grupların bazı yarışlar adı altında toplanıp e, kısa veya uzun mesafe açık deniz yüzmeleri yaptığını e, öğrendim. Daha önce hiç böyle bir şeye şahit olmamıştım aslında. Belki de benim çok araştırmamamdan kaynaklanabilir. Sonra bu işin biraz internette peşine düştüm. E, bazı e, kulüplerle tanıştım, insanlarla tanıştım. Onlardan bu konularda bilgiler aldım ve ilk yarışım 2017 yılında Özdere'de Açık Kış Maraton Master Kulübü'nün düzenlemiş olduğu bir yarışta başladı. Bu şekilde o günden bugüne geldik. Okul zamanında sporla ilgileniyordun evet. ama bu asıl hani yüzme şu anda asıl yaptığın hmm. spor yüzme diyebiliriz herhalde. O evet. sanki 5-6 sene önce böyle tamamen tesadüf eseri mi başladı bu işi? Evet. E, tamamen tesadüf eseri başladı ve e, bende acayip derecede bir e, hayranlık uyandıracak şekilde, çok heyecanlandırıcı şekilde bütün yarışları takip edip onlara katılma hevesiyle bugüne kadar geldi. İşte kış e, olimpiyatları, yaz yüzmeleri, Uzak bölgelerdeki yarışlar, mesafe veya masraf çok fazla düşünmeden hepsine katılmak ya da belki de çok fazla mı ben yüzmeye özlem duymuştum. Ee, Son herhalde bu ilk 2017-2018'in hemen hemen bütün yarışlarına katıldım diyebilirim. Ee, Tabi çok iyi insanlarla beraber yüzüyorsunuz. Ee, eski milliler var, masterlarda isim yapmış insanlar var. Onlara da yakın olmak, onlarla beraber yüzmek de mesela bir Ahmet Nakkaş gibi bir isim dünya master şampiyonu 55 yaşında bir abiyle yüzmek ya ne bileyim çeşitli e, yarışlarda Avrupa şampiyonu olmuş millilerle yüzmek de belki bir hayranlık uyandırdı. Bu şekilde yarışlara e, başladım diyebilirim. Ee, neden yarışlara katılma gereği duyuyorsun? Bu yarışlarda en keyif aldığın anlar, zorlandığın anlar. Bir de yani bir koşucu olarak aslında merak ettiğim şey abi e, yüzerken Allah aşkına canın sıkılmıyor mu ya? <laughs> Benim çok sıkılıyor ya. Çok net soruyorum. Valla çok güzel <laughs> soru yani. Ben böyle ne zaman bitecek bu yüzme <laughs> saati diye bekliyorum yani. Benim en, en uzun yüzdüğüm mesafe 5 e, kilometreydi bugüne kadar. E, Meis kaş yarışı. Ee, çok aslında hemen ona geçmek istemiyorum ama 8,5 kilometre sürdü bu Mace. Ona, ona ayrıca geleceğiz abi ben araya gireyim. O, o şey yapmayalım. Heyecanını kaçırmayalım. <laughs> Sıkılmayla alakalı olarak e, söylediğin için buna yöneldim. E, genelde bizim açık deniz yüzme yarışlarında 1,5-2,5 3-5 en fazla 5 5'in üzerinde e, 2 sene önce Alanya'da Aqua Master 5-10 kilometre olarak düzenlendi ama e, bu da oradaki ııı e, Kleopatra plajına gidiş dönüş şeklindeydi fakat akıntının çok olması nedeniyle e, içeride kulvar olarak düzenlendi. Çok da bir anlamı olmadı aslında. Uzun mesafeyi çok yaşayamadık orada. Ben orada 10 yüzmedim mesela 5 de geçti. E, ama sıkılma derken, etrafın zaten e, senin gibi heyecanlı insanlarla çok fazla var. Dolu, arkadaşlarım var. Onlar aslında senin dostun ama rakip dost. Biz öyle diyoruz onlara rakip dostlarla beraberiz. Ben hiç bugüne kadar yüzüldüğümde sıkılmadım, uf demedim, durmadım. Hatta bizim ara ara beslenme noktalarımız var. Jel veya su ihtiyacını karşılıyorsun ama ben onların hiçbir tanesini bugüne kadar meyiste dahil kullanmadım. Durduğum zaman sanki bir daha tekrar başlayamayacakmışım gibi bir his bende oluşuyor yüzerken ve hiç durmadan... Ee, ve e, aynı yüzüş şeklini hiç bozmadan ben sona kadar e, arada bir kafayı kaldırarak finale e, ya da kerteriz aldığım yeri görerekten e, yüzmeyi hep kendime e, adet edindim belki de. E, bunda Meis'te biraz aslında zorlandım. Tansiyonum şekerim düştü. E, ama e, başka bir duygu ya. O biraz e, nasıl söyleyeyim yüzmek yorularak dinlenmek gibi bir şey benim için. E, hiç yani sıkıldım diyemem bugüne kadar. E <laughs> yarış neydi peki şimdiye kadar veya herhangi bir yarışta en keyif aldığın an da olabilir. Hani böyle hani sıkılmıyorsun ee, ama böyle illaki aklında bir şey kalmıştır ya şu ne kadar güzeldi şu an şu yarış dediğim şey var mı öyle? Şimdi e, ben her yarıştan çıktıktan sonra e, nedense e, çok fazla duygulanıyorum. Böyle e, hatta ağlamalı bir halim oluyor benim. E, belki de o yarışı bitirmenin mutluluğuyla alakalı bir olay. Ee, en e, ilk yarışımı hiç unutmuyorum. Özler yarışı. Ee, i̇lk defa yüzeceğim. Ee, Aralık ayı. E, herkes saat 11'e kendini odaklamışken ben saat 8.30'da indim sahile. Ee, sadece mayoyla dolaşıyorum. Biraz üşüme duygusu olmayan bir insanım ben. Herkes montla bereyle gezerken Babur Yakar isimli bir fotoğrafçımız var dünyaca ünlü. O gün onu da davet etmişler. Hatta fotoğraflarım falan çekti benim. Hayran oldum dedi. Bu şekilde burada böyle dolaşman dedi. Seni gördükçe üst üste giyinesim geliyor diye söyledi. <laughs> e, tabii şimdi etrafınızda bir sürü insanlar var. İlk defa açık deniz yarışına katılacaksınız. Ya, bugüne kadar yüzdük ama hep suya böyle bodoslama atlayarak gittik. Burada bir nizam intizam bir düzen var. İnsanlar vestuit giyiyorlar. Ben çok fazla vestuit giyme taraftarı biri değilim. Aldığım bir amatör vesti kullanacağım ne yaparlarsa ben de sanki yıllardır onlarla yüzüyormuşum gibi çok acemiliği çaktırmamak üzerine taklit ederek bir şeyler yapıyorum birkaç kişiye soruyorum işte 1500 yüzeceğiz ne kadar sürede yüzersiniz yüzüyorsunuz falan bakıyorum bu yüzerse ben de yüzerim falan filan derken e, meğer onlarda çok iyiler varmış bir orta grup bir de e, alt grup varmış ben en iyilerin arasında atladım suya. Tabii kafa, kol, tokat, yüzme, tekme derken bunlar çektiler gittiler. Ben kaldım ortada. Yani üstümden iki grup geçti diyebilirim. Bayağı bir su yuttum. Vestuit beni bir boğdu. Ee, yarışı bırakayım yüzmeyim gibi bir his uyanmıştı ama bende bir inat var ya tamamdır ya e, yani olmama olmaz şeklinde düşünürüm. Westsuit'i yaraya kadar açtım. E, üstüm çıplak, altım Westsuit'li. O şekilde peşlerinden devam ettim. Tabii onlar e, 20 21 22 dakikada o bitirdiler o 15 dakikaya. Ben 33 dakikada gelmiştim hiç unutmuyorum. Eee daha o Westsuit'e vazelin sürmeden çıkınca boyun ve koltuk altları tahribatıyla çıktık. E, o ilk yarışımı hiç unutamam. Güzel bir acemilikti benim için. Bir de Fethiye Ölüdeniz yarışında 3 kilometre yüzerken e, ben e, Bacaklarımda e, sıkıntı oldu. E, magnezyum eksikliğinden kaynaklı kramp yedim. E, çıkış noktasında e, yürüyemeyeceğimin hesaplarıyla yüzerek geldim. E, ben genelde çok ayak kullanmam. Yüzerken omuz kol yetiyor benim için. E, tabii sürünerek çıktım. Öldenizde. E, hatta çipim falan düştü. Sendeleye sendeleye sürünerek geçtikten sonra e, süre e, kısmını bir bayan e, benim çipimi suda bulmuş ben tabii süreyi bitirdim diye düşünüyorum ama halbuki çip geçmediği için çip denizde kalmış. Ben geçtim, çip kaldı. Sonra ne olduysa o sinirle ben ayağa kalktım, e, gittim, e, bayana sarıldım. <laughs> Ber beraber çıktık şeyden <laughs> finisten. Tabii bir alfış koptu falan, bir e, e, kıyamet. Hiç unutamadığım bir andır o. E, ya aslında düşündüğünde çok her bir, her bir yarışta çok güzel anlar var. E, yüzdüğünüz zaman altınızdan geçen karetle kaplumbağalarını görüyorsunuz çok başka bir duygu. Güneşin o suyun üzerine vurduğu zaman denizin altındaki o balıklar yani dalarak yaşadığınız belki daha güzel bir his olabilir ama biz suyun üstündeyiz. Onlar suyun altında. Değişik bir duygu. Yani şu an aklıma gelenler bunlar. Peki var. abi trail yarışlarında, koşu yarışlarından bahsediyorum. Belli noktalarda <laughs> çizgi ipiler oluyor. Sen de az önce dedim, beslenme noktaları oluyor diye. Evet. Bu tam teknik olarak mesela Yavaştan da Meis'e e girmek adına soruyorum. Mesela Mayıs'te 7. Kaç kilometreydi? E, kuş uçuşu 7.1 kilometreydi. Ama iki buçuktan başlayarak hmm. sormak gerekirse, mesela kaç kilometrede bir beslenme noktası vardı ve bu beslenme noktası fiziken yani hani ben hayal etmeye çalışıyorum. Böyle kenarda bir kayık, değil mi? Hani oradan size bir şey atıyorlar. Öyle mi oluyor? Yani hiç bilmediğim için kabaca soruyorum. Senden evet. tek bir açıklama alalım bu konuda. Evet. Tabii şimdi meysi biraz şöyle daha geniş anlatırsam bizim pandemiden önce 350 kişi e, böyle 5 dakikada başvurup başvuru hakkı kazandığımız bir yarıştı. Çünkü dünya çapında çok fazla talep gören bir yarış Eee tabii e, pasaportlar vesaireler o aşamaları çok güzel bir şekilde başardık fakat pandemi devreye girince bizim yarış iptal oldu. 2-3 defa erteleme yaşadık. Bu sene Yunanistan kabul etti e, ama 150 kişiyle sınırlandırdı biz de o, Ben de o 150 kişinin içerisinden biriydim. Çok e, şanslıyım aslında. İyi yarışmacıların birçoğu elendi. Artık bunu nasıl yaptılar bilmiyorum. Bize sadece isim listesi yollandı. E, nasıl yapıldığı nasıl seçildiği söylenmedi. E, biz bu isim listesiyle gittik. Çok güzel karşılandık. Ayrıca organizasyon harika bir şey. E, bu yüzmeyi seven herkesin e, katılmasını isterim. E, verdiği imkanlar bize çok güzeldi. Feribot'la bizi meclise götürdüler. E, tabii ilk etapta Yunanistan olduğu için insanın aklına böyle hep olumsuz şeyler düşünülüyordu ama öyle değil. Bayağı güzel 7-8 tane Yunan askeriyle muhabbetimiz falan oldu. Kıyıda bir hazırlık aşaması geçirdik. Ee, i̇şte yağ, vazerin vesaire e, şeklinde. Vestüit yasaktı bizde. Ee, i̇şte su vesaire şu bu. Birbirini telkinler. Ee, orada e, bir kısım insanlar e, yarışmaya başlamadan önce... ...jellerle veya takviye gıdalarla yarışa başlar. Bir kısım insanlar... Ee, yarışın ortasında daha doğrusu şöyle söyleyeyim iki buçuk kilometre Meis iki buçuktan sonra bir açık bölüm var ve Türkiye sınırına giriyorsunuz. Türkiye sınırına gelene kadar herhangi bir Türk feribotu size e, yanaşmıyor, yanaşamıyor. Sadece sahil güvenlik, Yunan sahil güvenliği arkanızdan sizi takip ediyor. Türk sınırlarına girdikten sonra hemen tekneler var. 30 tane falan bir ilk yardım teknesi ve zodyaklar. Etrafınızda hemen onlar zaten sizi çember altına alıyorlar ve yanlarına ya sizin yanlarınıza onlar geliyorlar. Kanoyla veya tekneyle bir ihtiyacın var mı yok mu diye soruluyor. Sen onlara dokunmadan su ihtiyacını giderebiliyorsun. Jel ihtiyacını giderebiliyorsun. Ya da ne bileyim bar ihtiyacın olabiliyor. Onlar onu sana sunabiliyor. Ya da sen kendi bonende veya mayonun içerisinde getirmiş olduğun bir gıdayı orada kullanıp kalan kısmını tekneye atarak Yoluna devam ediyorsun. Bizim beslenmelerimiz genelde bu şekilde. Ama tabii 10 kilometre şeklinde olan beslenmelerde de 5K olduğunda bir beslenme noktası duba veya bir teknede bu beklenir. Sen oraya uğrarsın. Tabii tekne hiçbir şekilde dokunmadan bu ihtiyacını giderir. Evet. Çok fazla uzun sürmeden devam edersin. Tekneye do dokunma? Dokunma Tabi Tabii. Yarışı bırakmış oluyorsun. Tekneye dokunma olmadan suyun üzerinde su suyunu jelini kullanıyorsun devam ediyorsun. Meis'ten devam edersek abi dalgalıydı biraz fazla yüzdün gibi bir şey hatırlıyorum ben. Ee, Doğru mu? Şimdi 3-4 tane içimizde iyi. Daha önce bu e, yarışı yüzmüş, nereyi kartersiz alacağını e, ya da dalganın hangi yönden geleceğini, akıntının nereden geleceğini bilenler varmış. Bunu yarıştan sonra daha iyi öğrendik. E, Emrak Gemicioğlu mesela o yarışı birinci bitiren bir abimizdi. 50'li yaşlardaydı. ...üst üste dördüncü defa yarışı birinci bitiren bir abimiz. Ee, aslında baktığınız zaman fiziken hani böyle çok yarışçı gibi duran birisi değil ama... E, ...artık e, herhalde geçmişi çok ben daha sonradan araştırdım. Fena bir yüzücü değilmiş. E, amatör olarak bu işi güzel yapan bir abimizmiş. Hayranlığım <laughs> oldu ona daha sonra. E, onlar e, 4-5 kişilik gruplar halinde bizden önce çıktılar. Kademe 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 suyu atlataraktan çıkt çıktığımız için... Ee, ön grup e, bize sahil güvenliğin suda şu saatlerde dalga bekliyoruz uyarısı biraz dalga sahil güvenliğin söylediği zamandan önce çıktı bize denk geldi. O grup bizden önce koptu gitti. Tabi onlar iki saat iki saat iki buçuk saat arasında yüzdüler. Ee, biz o dalgaya yakalandık. Ee, şimdi karşıma aldığım zaman e, kaşı. Biz sağ tarafa doğru yüzmemiz gerekirken tabii biz düz yüzüyormuşuz gibi düşündüğümüz için dalga bizi sol tarafa doğru sürükledi. Bir 5-6 yüz e, biz kalkana doğru e, açılmak zorun, durumuna düştük. E, tabii dip dalga var orada. E, şimdi e, kaş böyle U şeklinde ama sen e, meclisten çıktığın zaman bir iki buçuk kilometrelik açık alana düşüyorsun. O açık alana ne kadar hızlı geçebilirsen dalga o kadar seni az etkiliyor. Hızlı da geçmeye çalışsan dip dalga geldiği için ...dip dalga suyun üzerine çıkarıyor... ...suyun üstündeki dalga da tokat gibi yapıştırıyor... ...tabii orada ister ister istemez... ...biraz daha fazla enerji... E ...efor sarf ediyor... ...ben bunu Çanakkale yarışında geçen sene yaşadım... ...Çanakkale'deki akıntı çok daha güçlüydü ama... ...biz biraz daha fazla teyit geçerek... ...o akıntıyı atlatmıştık... ...bunda birazcık darbe yedik... ...bir 50-60 kişi falan... ...sol tarafa doğru kayınca... ...bu bizde bir 6-700... ...daha fazla yüzmeye neden oldu... E, Kiminde bir kilometre e, şeklinde oldu ama e, dört kişi dışında yarışı bitirilmeyen olmadı. Yani bizim yarışlarda zaten kürsü e, belli isimler olduğu zaman çok fazla hayal ettiğim bir durum olmuyor. Onlar her zaman bir belli isim geçmişi çok iyi yüzücü, çok performansları düzgün insanlar millilerden gelmeler. Onlar varken zaten genel klasmanda çok fazla bir kürsü beklemiyoruz. Benim bir tane kürsüm var yarışma boyunca Kuşadası'nda geçen sene e, ikinci. E, oldum. Kürsü bir tek orada denk geldi. E, onun dışında genel klasmanda bir kürsüm olmadı ama e, genelde ben e, antrenmansız yüzücü olarak nitelendirilirim. Çünkü Salihli'de yüzebileceğimiz, antrenman yapabileceğimiz çok düzgün, sağlıklı bir havuz veya yakın deniz olmadığından dolayı e, keşke olsaydı. E, destek de görmediğimiz için bu tip amatör sporcular çok fazla desteklenmiyor. Bu konuda kıskanmışımdır hep. Özellikle Buca Belediyesi ya İstanbul'da, Büyükşehir'in ne kadar çok desteklediğini biliyorum yarışmacıları her konuda havuzlarda. Biz o konuda şanssızız. E, antrenmansız yüzücü nitelendirirler. Bir arkadaş grubumuz var. Beni her gördüklerinde ben onların bir eğlence kaynağıyım. Antrenmansız yüzücü geldin mi falan şeklinde. E, ben <laughs> de bir eğlenirler. Ama ona rağmen mesela ben genelde hep orta sınıflarda yer alıyorum. E, o da benim için aslında büyük başarı. Çünkü oradaki gelenlerin hemen hemen birçoğu İstanbul, Antalya, Marmaris, Dalyan bölgesinin yüzücüleri ve hep sürekli yüzen arkadaşlar ben hiç yüzmeden <laughs> geliyorum genelde <laughs> ona rağmen e, o unvanımı koruyorum e, bitiremedim bir yarış olmadı ama genelde sonuncu son sıralarda da gelmedim Yani orta klasmanda geliyorum ben bu düzende hep aynı isimler zaten her yarışa geldiği için biz birbirimizin çok fazla sıralamasını bozmadan gidiyoruz <laughs> yani antrenmansız bir şekilde gerçekten hani e, bu seviyede olmayı yüzmede açıkçası benden e, hani biz güya gidiyoruz kışın sabahları antrenman yapıyoruz ama benden çok daha iyi bir durumdasın yüzmede. O beni çok şaşırtıyor açıkçası. Yani evet, sadece e... yarışlarda gidip yüzüp geri geliyorsun. <laughs> Başka. Evet. Hani ama tekniğimi düzelteyim. interval işte yapayım gibi bir derdin yok zaten. Yok yok hayır. Ya zaten şeyde açık deniz yüzmesinde çok fazla teknik tek yüzmek gibi bir şansınız olmuyor. Denizin o anki size verebileceği pozisyon neyse siz ona göre kendinizi belirliyorsunuz. Sırt üstü yüzen de var, kulaç yüzen de var, kurbağalama yüzen de var. Nasıl geliştirmişse ben başlarda kulaç yüzmede aslında zorlanıyordum antrenmasız yaptığımdan dolayı. Ama evde tabii kondisyon çalışmalarını işte gerdirmedir, şınavdır, ağırlıktır şeklinde biraz kol ve omuz güçlendirmeye önem veriyorum. Yapabileceğim en güzel sağlıklı hazırlık bu şekilde oluyor. Böyle olunca biraz da son iki seneden beri iyi bir kilo verdim aslında. Ben 95-96 kilolardaydım. E, düştüm şu anda 85 kiloyum... yani o onu o konuda senin e, sırrıyla takip ediyorum <laughs> senin vermiş olduğun kilolar hele seni gördükten sonra yani çok büyük hayranlık duydum o kiloları vermem ben de gerçekten e, isterse insan neler yapabiliyormuş çizgisini evet. uyandırdı ve ben de iyi bir kilo verdim o noktada tabii o kilo verme de yüzmede ağırlığı çekmek noktasında kollara da bir hafifletmeye neden oldu. Ben antrenman yapmadan yüzebiliyorum. Efor konusunda, nefes konusunda da bir sıkıntı yaşamıyorum. Son bir yılda da e, koşulara başladım. İzmir bölgesindeki hemen hemen birçok koşuya katılıyorum. En hmm. son Efes Ultra'da beraber yarıştık değil mi abi? Efes Ultra'ya e, geldikten Efes Ultra'da e, beş koştum ben. E, hatta düştüm. E, kaleden aşağı inerken elim falan parçalandı. Bir arabanın önüme çıkmasıyla... Güzel bir an oldu bende. İz de bıraktı sağ olsun. Efes anısı. Bacağımda bir şey var. <laughs> Darbe var o konuda. Finişi ellerim kanlı bir şekilde geçmem falan bayağı bir ilgi uyandırdı. <laughs> Çok fazla koşu sevmediğini <laughs> düşünüyorum abi. Bu meisle alakalı e, abi ben aslına bakarsam merak ediyorum. Kendim kişisel anlamda da. Hiçbir zaman o kadar yüzebileceğimi düşünmesem de. Bunun normal kayıtları bizim koşu yarışları gibi oluyor galiba. Organizasyonu kim yapıyor? Bununla ilgili en azından kafasında ya işte katılsam mı katılabilir miyim işte internetten bir bakayım falan diyecekler için söyleyeceğin şeyler olur bence genelde şöyle bizim e, birbirimizi takip ettiğimiz ve e, yani link zaman olanlar hemen bunun başvuruları başladığı an e, Instagram'dan güzellikle birbirimize link gönderiyoruz geç kalma bak hemen başvurular başladı çabuk bitebilir şeklinde ee, o uyarılara hemen bütün arkadaşlar bizim riayet ediyorlar. Çünkü bazı yarışlar çok talep görüyor. Mesela Meis e, genelde e, yani 26'sında Haziran'ın bu kaç festivali denemeye denk geliyor. Açılır açılmaz çok kısa sürede hemen e, başvuruların e, zaman olarak ve sayı olarak e, kısa süren bir süresi var. E, ben hemen bir arkadaşın uyarısıyla hatta arabadaydım. Yolda giderken arabayı kenara çekip o an hemen başvuruları e, yaptık, kabul oldu. Biz 350 kişilik normalde. Bu pandemi sürecinden sonra e, Yunan makamları bu sene yarışın olacağını kabul ettikten sonra e, belki de bu PCR testi, efendim pasaport sorunları e, ile ilgili de bazı elemeler yapmış olabilirler diye düşünüyorum. Çok fazla bu e, dedikodu sorunu oluşturmasın diye bize fazla organizasyon tarafından bilgi verilmedi. İsim listesi yayınlandı. Ee, o isim listesi içerisinde benim adım da vardı. Ben gerektiği evrakları gönderdim. Ee, tamam dediler. WhatsApp sayfasında bize bir grup kurdular. Şu saatte şurada olun şeklinde yönlendirmelere uyduk. Gittik. 170 kişi falandık. Ee, gayet de iyiydi. Ama çok isim oraya gelemedi. Gelememe nedenlerini de çok bilmiyorum. Belki dedim pasaport, vize işlemleri olabilir. Bizim yeşil pasaportumuz olduğu için biz biraz daha kolay bu işlemlerden geçtik. Pasaport kontrolü falan nasıl oluyor onu merak ediyorum ben. Mesela gidince orada feribottan indiğinizde mi oluyor? Çıkarken mi oluyor? Tabii. Biz pasaportlarımızı organizasyonun bize vermiş olduğu adrese yarıştan bir 15 gün önce kargoluyla gönderdik. Daha sonra yarıştan, yarış çok erken saatte, saat 6'da çıkış yapacağımız yerde, sağ güvenliğinde önünde toplandık. Tek tek pasaportlardan isimlerimiz okundu. O pasaportlarla biz polis kontrol bölümüne girip işte oradaki kamera kayıt, yüz kamera tanıma vesaire e, pasaportuna damgayanı vuruyorlar, e, yurt dışı çıkış harcını kontrol ediyorlar. Sen pasaportunu alıp feribota biniyorsun. E, feribotun içinde e, herhalde kaçma ihtimali mi düşünülüyor? Nedir? Pasaportlarımızı bizim tekrar elimizden topladılar. E, biz yarışmayı bitirdikten sonra e, sahil güvenliğe gidip tekrar kendimiz pasaportlarımızı teslim aldık. E, çıkış giriş tekrar o mühürü vurdular. O şekilde oldu. Yani e, baktığım zaman pasaportumda Yunanistan'a gittiğim ve Yunanistan'dan geldiğimle ilgili hiçbir ibare yok aslında. Çünkü pasaportlarda Yunanistan'la ilgili bizim herhangi bir e, basım veya bir yazı pasaport kontrolü gibi bir şey olmadı. E, limana çıkarıyorlar zaten sizi. Limanda size belli bir bölge tanımışlar. Onun etrafında e, muhafaza var. Etrafında da birkaç tane Yunan askeri var. E, Meclis'e zaten gezmek amaçlı veya şehrin içerisine yerleşim yerine doğru bir ala gitme durumunuz yok. Yerleşim yerine olan bölümü kapatıyorlar. Bize kötü bir davranış da sergilemiyorlar ama Yunanistan pasaportuyla ya da konsoloslukla bizim hiçbir işimiz olmadı. Biz sadece sportif anlamda orada hazırlıklarımızı yaptık. Suya atladık geldik. Bir saat falan Meis'te zaman geçirdik diyebilirim. Meis'in sadece havasını aldık. Suyundan daha içemedik. <laughs> Öyle oldu yani. <laughs> evet, güzel, güzel bir... Ama başka bir duygu. Amatör de olsanız 4 saat bitirme süresi verdiler bize bu sene o yarışta. Kesinlikle yaşamanızı tavsiye ederim. Hatta bir grup arkadaş, organizasyonun bize en büyük uyarısı şeydi. Ne olur Yunan topraklarında herhangi bir sıkıntı yaşamayın, sakatlanmayın, boğulmayın, bir şey görünce panik yapmayın. Türk topraklarına geçtikten sonra bize emanetsiniz ama orada başınıza bir şey geldiği zaman biz size bir şey yapamıyoruz. Sizi Yunan ekibi alıyor, hastaneye götürüyor. Biz daha sonra gelip sizi Yunanistan hastanesinden almak durumunda kalıyoruz. Bu da bayağı zor durumlar oluşturuyor şeklinde bir uyarıda bulundu. Biz bir grup acaba mı dedik sonra vazgeçtik devam ettik yolumuza. Çok, yani <laughs> zor, çok zor bir organizasyon bu açıdan bakılınca ya gerçekten çok ya bu... bir durumlar oluşabilir yani. Tabii. Tabii tabii her an çünkü arkanızda sivil e, gü sahil güvenlik Yunan sahil güvenliği sizi Türk karasına kadar takip ediyor. Ee, ama yani şey e, olimpiyat tarzı bir hava vardı ya çok değişik bir olaydı yani 10 tane başka ülkelerden yarışmacı vardı berabersiniz yani o başka yabancı bir kara karasularından kendi kara karasularınıza yüzüyorsunuz e, o hava farklı bir olay ya değişik yani tadın nerim mutlaka bir katılım sağlayın e, hele beraber tanıdıklarla gittiğiniz zaman daha başka oluyor. Kaş çok güzel bir yer zaten koşuya gittiniz onu biliyorum orada gördünüz. Eee Düşün Kaş'ta bu arada. Kaş yarım arzında. Evet evet biliyorum biliyorum. Kaş harika bir yer o konuda. Halkı da bu konuda. biz çok memnunuz. Esnaf anlamında da bize herhangi bir yabancı <laughs> davranışta bulunmadılar. Ee, ya MEIS mutlaka senede insanın bir kere yüzmesi gereken yüzücü bir insanın yüzmesi gereken bir yarış diye düşünüyorum. Ben Çanakkale'ye geçen sene yüzdüm bu sene MEIS'ti. Önümüzdeki sene İstanbul Boğaz Yarışına şimdiden hazırlık noktasında ve bu sene bizim en büyük aslında uzun yarışımız. E, Gökçeada de Çanakkale arasında olacak. 27 kilometrelik bir yarış tertip ediliyor. Şu an Federasyonda kabul aşamasında. Eğer kabul edilirse, e, ben bir nevi davet edildiğim gibi. E, en uzun yarışım olacak herhalde. Bir 27 kilometrelik Ekim ayında bir yarış tertibi şu anda düzenleniyor. E, 27, 27 kilometre, evet. E, çok, çok ciddi bir mesafe ya. Işte, reg reglaman yayınlanmadığından dolayı bu 27 kilometre tabi e, bayağı bir uzun. Yani süre anlamında nasıl bir reglama yayınlayacaklar onu bir görmek istiyoruz. Türkiye'de düzenlenen en uzun yarış olacak şu an için. Bakalım reklam eğer uygun gelirse şartlar da eğer uyarsa o hava koşulları sıkıntı yaratmazsa çünkü fırtına çıkabilecek bir pozisyon arası. Ee, şu anda kafamda katılacağım oluşturdum. Ee, i̇yi bir ses getirecek diye düşünüyorum. Ee, i̇nşallah iyi olur. Peki abi Türkiye'de. E, uzun yüzme ile alakalı organizasyonlar neler? Yani Meis var, e, Çanakkale var, İstanbul var. Bo İstanbul Boğaz yarışı var e, ve belediyelerin düzenlemiş olduğu yarışlar var. Mesela Fethiye Belediyesi bu konuda Ekim ayında çok güzel Fethiye Spot diye bir yarış düzenliyor. Koşu, bisiklet, triatlonu farklı günlerde aslında 3 kategoride yapıyor. Ölüdeniz çok güzel yüzülebilecek bir bölge. Dalyan aynı şekilde e, Mart, Nisan aylarında bu yarış tertip ediliyor. Datça yılların kış olimpiyat diye geçer. Şubat ayında biz çok güzel bir soğuk havada orada yüzüyoruz. Datça yarışına mutlaka katılsınlar. Geleneksel hale gelmiş bir yarış. Bunun dışında yani çevredeki aslında bu İzmir bölgesinde çok fazla yarış tertip edilmiyor. Bu en çok eleştirdiğimiz nokta. Ama Muğla Belediyesi hemen hemen bütün sahile kenar ilçelerinde yarışları tertip ediyor. Belediye çok güzel destek veriyor bu işe. Bu sene Balıkesir Belediyesi e, aynı atılımı başlattı. E, Balıkesir Belediyesi'nin e, şeyde Salımsak Plajı'nda çok güzel bir yarışı var e, ve belediye bütün imkanları ücretsiz olarak yarış tertip ediyor. Ücretsiz sunuyor. Bolu Belediyesi'nde de aynı şekilde çok cüzi rakamlarla bu yarışlar tertip ediliyor. Ama bazı özel kuruluşlar mesela Ata Master, yahut Maraton Master gibi e, şeyleri takımların yarışlarına katılırsanız bu biraz maliyeti biraz yüksek ama güzel otellerde konaklayarak hem tatil havasında e, hem de e, dünyada isim yapmış mesela Aqua Master yarışlarına katılın isterim Marmaris'te Bodrum'da ve e, Göcek'te düzenleniyor senede 3 defa ve bunları da genellikle mesela 19 Mayıs 29 Ekim tarihlerine denk getirip biraz anlamını daha böyle millileştiriyor bayram havasında geçiriyor yani Aquamaster kendini ispatlamış bir organizasyon, kesinlikle katılın. Marmaris, Dalyan, Datça, Fethiye yarışları denedim, çok mutlu ayrıldım, çok güzel organizasyonlar diyebilirim. Ama büyük yüzmeler için Boğaz mutlaka bir kere yüzülmesi lazım, Çanakkale mutlaka bir kere yüzülmesi lazım. Mace denk getirebildiğiniz zaman bir kere mutlaka yüzün. Şu an için en uzun 3 tane parkur bunlar da var. Ve çok anlamlı, çok güzel. Ben Çanakkale'yi yüzerken e, çok duygulanarak yüzdüm. Oradaki o e, ne bileyim tarihi eserler, oradaki o yaşanan savaş e, bir anlamı var o yarışı yüzmenizin. E, çok dalgalı bir suda yüzüyorsunuz. kendinizi deneyebileceğiniz en iyi performans yarışlarından biri diyebilirim Çanakkale için tavsiyelerim bunlar olur. Abi peki sportif anlamda gelecek açısından ne gibi hedeflerin var? Abi şu yarışa gideceğim ben dediğin bir şey var mı? Ya yurt dışında? Bir hedefin var mı? Şu yarışa gitmek istiyorum yurt dışında dediğim bir yarış. Şimdi bizde adettir manş, e, yüzülmesi gereken bir 36 kilometrelik bir parkur. E, dün e, Aysu diye bir arkadaşımız var bizim İzmir bölgesinde, Ege Üniversitesi'nde e, okuyan bir yüzücü arkadaşımız. Onu uğurladık. E, i̇nşallah önümüzdeki hafta bir 36 kilometrelik bir performans denemesi olacak. Gece saat 12'de başlayıp sabah 7'ye kadar yüzülmesi gereken bir süre de 36 kilometreye geçiyorsunuz belki neden olmasın iyi bir sponsor değil bulunursa toplu, toplu olabilir. bir yüzüş değil mi? Lafını böyle Yok bu bireysel bir, bireysel bir yüzme yarışı. Ee, bir güvenliği onu, vesaire nasıl sağlanıyor? Tabii e, size bir e, güvenlik teknesi tertip ediliyor. E, bacaklarınıza köpek balığı veya herhangi bir rahatsız edici hayvanın gelmesini engelleyici sinyaller ...yayan bir cihaz takılıyor. Siz bir teknenin paralelinde yüzüyorsunuz. O teknenin önünde bir ışık size yol gösteriyor. Yani parkuru bir nevi çiziyor diyebiliriz. Ee, tabii siz durmadan... E, ...sadece tekneye dokunmadan... E, ...ara ara su ve enerji ihtiyacınızı gideriyorsunuz. Onun belli bir süresi var. Büyük bir ihtimalle herhalde o süreyi de... ...en iyi yüzen kişinin bitirim süresine göre... ...ayarlıyorlar, ayarlıyorlar diye düşünüyorum. O süre içerisinde 36 kilometreyi... ...yüzdüğünüz zaman... Artık yaş kategorinize veya yani en yaşlı, en genç, en hızlı şeklinde nitelendirilerek siz bir listeye yazılıyorsunuz ve o ünvanla da artık Türkiye'de devam ediyorsunuz hayatınıza. Japon tisigarı boğazını yüzen e, e, Emre diye bir arkadaşımız var. E, hatta basına da çıktı. E, Emre biraz inat ve çok aslında kaslı bir vücut yapısına rağmen hızlı yüzen bir arkadaş. içimizde çok çok iyi yüzen bir arkadaş. Fakat tabii milli sporcu yaşını biraz geçtiği için masterlarda gayet iyi sonuçlar çıkarıyor. Çisigori boğazını geçti. Japon çisigori boğazını. Bayağı bir köpek balıklarıyla ilgili anıları var hatta. Hiç unutmuyorum. Anlattığı zaman endişe verici şeyler. ama iyi bir cesaret örneği sergiledi. Tabii onlar bize çok uzak hedefler ama benim için şu an için en büyük idealim Türkiye'de yapılabilecek federasyon düzenlediği en uzun yarışlara katılmak. Bir de her sene Kıbrıs Barış Harekatı'nın senesine denk getirilir. Anamur-Girne arasında bir 90 kilometrelik uzunluğunda bir 10 kişiden oluşan grupta 5'er kilometrelik yüzme şeklinde bir grup etkinliği var. Bakalım Mustafa abimiz var bir tane bu yarışları organize eden. Bir göz kırptı hafiften ama eğer ondan bir ona çıkarsa belki birkaç sene içerisinde o grubun içerisinde yer almak isterim. Bunun için uğraşıyorum. Vay, çok çok anlamlı güzel bir hedef. Evet, Dursa yani güzel evet, evet, ekibin içinde olmak. Tabii. Yani belli bir aşamayı artık kat ettiğiniz zaman o aynı yarışlara sürekli defalarca aynı yerlere gitmek sizi çok fazla tatmin etmiyor. Farklı şeyler arıyorsunuz. O da hiç katılmadığınız anlamlı yarışlar size daha fazla şey yapıyor. Anlam kazanıyor aslında. Hani ben bu yarışta şu anlamda şu amaç için yüzeyim. Belli bir amaç artık sizde bir görev ol haline geliyor. Yüzmüş olmak için değil de bir amacı yerine getirmek için hedef koyuyorsunuz kendinize. artık o da olgunlaşma seviyesi diye düşünüyorum ben kendi açımdan. Evet. Abi çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Sizinle beraber olmak, bana bu imkanı tanımanız beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok keyifli bir sohbet oldu abi. Evet, ben de ederim. çok iyi aldım. Herkese iyi günler. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Sağ olun. sağ olun. Görüşmek ol. üzere. Değişim Alanı podcast kanalını dinlediniz. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve Instagram'da Değişim Alanı'nı takip etmeyi unutmayın. Eğer beğendiyseniz paylaşmayı ihmal etmeyin. Sporla kalın.